Merhabalar, çok değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size EKPS sınavındaki kullanacağımız kitaplardan ve yayınlardan, yayın evlerinden bahsedeceğim inşallah. Şimdi EKPS zorlu bir maraton. Bu zorlu bir maratonda bize bir takım yardımcı kaynaklar lazım değil mi? E, gerek e, dershaneye giden arkadaşlar gerek evde çalışan arkadaşlar için özel tavsiyelerim olacak. Genelde evde çalışan arkadaşlardan gelen sorulara bakılırsa genelde şu anda en popüler olan benim hocam yayınlarından bahsediliyor. Evet biz de e, benim hocam yayınlarını destekliyoruz ve e, takip edilmesi gerektiğini ve çok faydalı ve yararlı olduğunu e, uygun görüyoruz. Zaten bu EKPS maratonunda belli yayın evleri var. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. İşte Yargı yayınları olabilir, yedi iklim yayınları olabilir. Onun haricinde pegem yayınları, benim hocam yayınları bunlar gerçekten EKPS maratonu için çok faydalı ve yayınlı çok faydalı ve bize destek olacak kaynaklar. Bunların yanında benim size tavsiye edeceğim bir diğer noktada şu. Şimdi bu yayınları alırken bunların hepsinin EKPS sınavına özel Hepsinin farklı farklı yayınların şeyleri var. İşte soru bankaları var, denemeleri var, konu anlatımlı konuları var. Size tavsiyem şu şey olacak. Öncelikle konu eksiğiniz varsa, bu konu açığını tamamlamak için konu anlatımlı kitapları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Onun haricinde konu anlatımlı kitapları yaptıktan sonra, tabii ki soru bankası ile bunu destekleyeceğiz ve akabinde haftada bir deneme sınavlarıyla bunları iyice pekiştireceğiz. Onun haricinde de yapmamız gereken şeylerden biri de haftalık denemeler, aylık denemeler. Bunlarla iyice bunları e, harmanlaştırıp başarılı yolunda başarılı e, başarı yolunda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Dediğim gibi hani e, 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 eğer evde çalışan arkadaşlar için şunu da tavsiye edebilirim. Hoca Web'te var, benim hocam yayınları var. EKPS uygun internet üzerinden birçok e, dershane niteliğinde ders veren hocalarımız var. Hani bunları yakından takip ederseniz bunlardan da çok faydalanabilirsiniz. Destek olabilir size. En azından o videoları izleyerek konu eksiğinizi tamamlarsınız. Evdeki kullanacağınız soru bankalarıyla da e, bu konuları iyice pekiştirip başarı yolunda büyük adımlar atmanızı sağlayacak. Dediğim gibi denemeleri de kesinlikle ihla, ihmal etmeyin. Denemeler çok çok önemli. Çünkü özellikle sınavı yakın zamanlarda bu denemeleri iyice arttırmamız gerekiyor. Ya e, Birden fazla soru bankası kullanırsak bu da bizim için e, faydalı. Yani ben size şunu tavsiye ederim. Elinize e, birkaç tane farklı yayın evinin e, soru bankası denemesi ee, olsun bu size kafi gelir. Hani konu anlatımı bir yayın evinin olsa yeterli ama soru bankası ve denemeler farklı farklı yayın evlerinin olabilir. Örneğin yani yaygı, yargı yayın evi, işte PEGEM, 7 iklim, onun haricinde benim hocam yayınları bunlar gerçekten size çok çok katkı ve fayda sağlayacak. E, ee, i̇nşallah daha farklı sorularınız olduğu zaman da elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah Allah gönlünüzün muradını verir. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve mutlu kalın.